Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaînu. Evet kıymetli kardeşlerim. Usul fıkıhta kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Yasin nerede? Neyi okumuştuk Yasin, hatırlıyor musun? Selam, bu bahiste daha önce hafi, müşkil ve mücmeli okuduk. Müteşabihte bu bahsin sonuncusu. Peki. Yani lafzı ifade etmiş olduğu mana itibariyle Evet, değerlendiriyoruz. şeyin mananın kapalılığı itibariyle. Yani lafzın ifade etmiş olduğu mana kapalı olduğu zaman işte hafi diyoruz, değil mi? Müşkil, Mücmel, mücmel. mücmel, bir de müteşabih var arkadaşlar. Evet. Et-tarifu müteşabih nedir arkadaşlar? Huve mücmelun la yu'lemu muraduhu. Yani muradı belli olmayan lafız arkadaşlar. Ve zâlike, bu da nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Li ademi vücudi beyanin min kıbelil mütekellimi. Mütekellim tarafından beyan edilmemiş. Ve la karine tun tedullu aleyhi. Bir de hangi manada kullanıldığına dair bir karine yok. Dolayısıyla lafzımız müteşabih olmuş oluyor. El hukmu. Peki böyle bir nasta bulunan kelimeden veya böyle müteşabih olan bir ayet, hadis olursa ne yapmamız gerekiyor? Ettevakkufu anil kelami fihi, yani burada susmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tayinil muradi, yani murat mananın ne olduğunu tayin etmememiz gerekiyor. Vanil ameli bihi, ve onunla amel etmememiz gerekiyor. Ma i'tikadi hakkiyetil muradi bihi. Yani buradan Cenab-ı Hak veyahut da Şari Hazreti Peygamber neyi murat ettiyse haktır diye itikat edeceğiz. Ancak biz kendimiz orada bir beyanda bulunmayacağız. Ve hâzâ fî hakkina dûnen nebiyyi aleyhissalâtu vesselâm. Tabii bu bizim açımızdan, yani bizim açımızdan dediğimiz müçtehit alimler açısından arkadaşlar. Ama Hazreti Peygamber bir açıklamada bulunabilir idi hayatında iken, hayatta iken. Fe innehu kâne ârifen bi kulli zâlike. Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmiş olduğu kadarıyla biliyordu. Biliyor idi. Li ihbarillahi teala iyyahu bihi, Cenab-ı Hak kendisine haber etmiştir, bildirmiştir. Kema enne manahu ve muradehu seyukşefu lena. Kema nasıl ki enne muradehu, kema enne manahu ve muradehu, yani onun manası, muradı ileride bize ne olur Yasin? Açılacak. Açılacak. Ve cemi'il halki fil ahireti. Ahirette de zaten bütün mahlukata o müteşabihten, müşabihten maksat, murat ne, maksadın ve muradın ne olduğu bilinecek arkadaşlar. El aksamu vel emsiletu. Peki kısımları ve örneklerine gelince, kat kassemuhu ile kısmeyni. Alimler iki kısma ayırmışlar. El evveli huve ma la yu'lemu muraduhu aslen. Bir kısım var ki arkadaşlar müşabihten muradı hiç bilinmiyor. Kel hurufil mukatta'ati el varideti fi evaili ba'di suvari. Bazı surelerin evvellerindeki hurufu mukatta'a dediğimiz harfler gibi arkadaşlar. Onlardan Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Bizce malum değildir. Fe inneha bi zahiriha huruful hicai. Yani zahirine baktığınız zaman hece harfleridir. Elleti teteellefu minha el kelimatu. Kelimelerin kendisinden oluştuğu harflerdir. Ve la yu'rafu leha manen ahire. Yani başka bir manaları olduğu bizce bilinmiyor arkadaşlar.
fi kelamil arabi, yani Arap lügatında, kelamda onların ne ifade ettiği, özel bir manaları olduğu belli değildir. Velakin ma da eradallahu bi zikriha fi evailis suveri. Cenab-ı Hakk'ın bazı surelerin evvelinde onları zikretmesindeki murat nedir? Bizce malum değildir. La yedherul lena, bize açık değildir arkadaşlar. Ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lem yezkur lena fiha şeyen. Hazreti Peygamber de bu hususta bize ne yapmamıştır? Bir şey açıklamamış, beyan etmemiş. Veya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemindeki sahabeler de bu konuyla alakalı demek ki sormamışlar bir şey. Sormuş olsa diler, belki Peygamber Efendimiz bir açıklamada bulunurdu. Öyle mi diyelim Yasin? Bilmiyorum Seda. Peki. Vel kısmu sani, ikinci kısma gelince huve Hocam, ma la yahfe hocam manahu bir el yatacağım diyorduk. mugabiyyu Biz beraber yatacağız mı? ala ahadin bel huve marufun li kulli arifin bil lugati. İkinci kısım ise arkadaşlar, yani lugat manası bellidir kelimenin. Huve ma la yahfe manahu el lugaviyyu. Lugavi manası gizli değildir ala ahadin. Yani ala ahadin derken tabii ki lugattan anlayan insanlar baktıkları zaman kelimenin manasını anlıyorlar. Bel huve marufun li kulli arifin bil lugati. Yani lugatı bilen herkese maruftur. Velakin la, ancak evet. Velakin la yudra manahu, yani manası ne olmuyor? Bilinmiyor. Vel muradu bihi fi kelamillahi teala la yudra manahu, evet. Vel muradu bihi fi kelamillahi teala, yani Allahu Teala Hazretlerinin kelamındaki onun murat manası anlaşılmıyor. Liennehu la yecuzu iradetu manahu el maruf. Yani o bilinen mananın orada irade edilmesi caiz değildir. Ve zahiru fil lugati vel urfi, öyle mi okuyalım? La yecuzu iradetu manahu el maruf manahul marufi ve zahiri. Yani zahiri ve bilinen mana burada irade edilemez. Fil lugati vel urfi. Hem lugattaki hem de örfteki manalar burada kastedilemez. Kelafzil yedi. Yani Cenab-ı Hak kendisine yet nispet ediyor. Tabii biz yet derken işte Cenab-ı Hakk'ın da haşa bizim gibi yani bildiğimiz eli vardır, o manada kullanamayız. Mesela fi kavli teala yedahu mebsutani diyor Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hakk'ın iki eli vardır ve iki eli de böyle ne yapıyor? Tüm varlıklara, canlılara infakta bulunuyor derken biz haşa kendi elimiz gibi algılamamamız gerekiyor. Vel aynu kelafsil yedi vel ayni fi kavlihi vesna el fulke bi a'yunina derken, yani gemiyi gözümüzün önünde yap derken haşa, Hazreti Allah'a biz neyi nispet edemeyiz? İşte bizim gözümüz gibi gözü vardır diyemeyiz. Ve keza kullu ma huve ma'rufun lena lugaten. Yani lugatça bize belli, yani manası bilinen tüm lafızlar böyledir. Bin nisbeti ileyne ilel ibadi ve ilel halki. Yani işte kullara, işte mahlukata nispet edilen ve bilinen şeyleri Cenab-ı Allah'a nispet ederken bunun bizde kullanılan manasını biz buraya ne yapamayız arkadaşlar? Yansıtamayız. Minessem'i vel basari vel kelami. Cenab-ı Hak işte semi'dir, basirdir değil mi? Mütekellimdir derken bizdeki, yani bizce bilinen
işitmek, görmek, konuşmak değildir. Ve nahvi zalike benzer diğer işte bu lafızları Cenab-ı Hakk'a nispet ettiğimiz zaman orada müşabih olarak değerlendireceğiz. Ve dolayısıyla mana vermekten kaçınacağız. Ve lakin evet nusibet hadihil kelimatu ilallahi teala bu kelimeler Cenab-ı Hakk'a nispet edildikleri zaman kema tekaddeme minel misaleyni iki örnekte geçtiği gibi evet ihtefa muraduha anna bizce bu kelimelerin manaları gizli kalmış oluyor. Li'ennehu la yecuzu en yurada biha maaniha el maruf. El marufetu değil mi? Maruf yani bilinen manalar burada irade edilmesi caiz değildir. Fi hakkı Teala Cenab-ı Hak da bunlar kullanılamaz. Min ispati hadihil a'dai lehu. Evet. Mislu a'daina yani bize nispet edildiği gibi Cenab-ı Hakk'a nispet edemeyiz. Teala Allahu an zalike uluven kebiran. Cenab-ı Hak bundan çok çok yücedir. Ve leyse leha manin uhara marufeten ve leyse leha manin uhara böyle mana verelim şey Yasin. Ve Bunu leyse söyle. leha manin uharu marufetun lena ama bu kelimelerin bizim açımızdan başka bir manaları da yoktur. Fela nedri el murade biha fi hakkı Teala Cenab-ı Hak Teala da kullanıldığı şekli biz bilemeyiz. Onu idrak edemeyiz. Belil hukmu fiha peki burada nasıl bir yol menheç izleyeceğiz arkadaşlar. Ennete vakkafa ma'itikadi hakkiyetil muradi mi diyelim Yasin, Furkan? Ya da hakkiyetil mi diyelim? Rüya Ennet hakikat mı desek yok. Hakkiyet yani hakikat o zaten öyle o manada da şey getirilmiş bu. Ma i'tikadi evet hakkiyetil muradi yani muradın hak olduğunu itikat ediyoruz. Has evet. Ne o? Hasebe Hasebe ma yeliku bi şe'nihi ve kemalihi teala Cenab-ı Hakk'ın kemaline, şe'nine layık Murat mananın hak olduğunu orada düşünüyoruz, itikad ediyoruz ama biz normal bize nispet edilen manada onu tahayyül etmiyoruz yani. Tahayyül. Evet, mazinnetuhu ba'du mesailil i'tikadi ve usulü din dunel ne o şey Yasin? Bu başka bir konu mu? Onun devamı mı bu? Devam Seyda. Peki. Mazinnetuhu mazinnetu derken nasıl bir mana veriyoruz Yasin? Ama ben tercüme edemedim Seyda'm. Türkçe'de ne diyeyim bulamadım. Hı? Evet Furkan. Hayda ben de düşünüyorum. Yani kastettiği yani lügat anlamını biliyoruz da buradaki kastettiğini ne? Yani nerelerde bunu tasavvur edeceğiz? Nerelerde? Evet, o şekilde. Mesela şey yapalım. Ba'du mesailil i'tikadi ve usulü din dunel fıkhiyati vel ahkami et-teklifiyet fe innehu la şey'e minha el-an bihaysu yahtafi muraduhu ve la yu'rafu manahu ve lev yuvecim ma. Yani bu nerelerde düşünülür? İşte itikadi meselelerde, bazı itikadi meselelerde
İşte usulü din dediğimiz, tamam mı? O da aynı itikat meseleleridir. Ama fıkhi meseleler değil. Veya işte ahkam-ı teklifiye, yani amel, değil mi? Yani muamelat gibi hükümler değil. Yani orada ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. İçtihada dayalı işte müşabih bir lafız olsa da orada bir mana ne yapabiliriz Yasin? Verebiliriz. Biliriz. İnnehu la şey'e minha el'an bihaysu yahtafi muraduhu. Yani murat mananın gizli olduğu şey, yani şu an böyle bir şey olmaz yani. Alimlerimiz farklı farklı velev ki mana vermiş olsalar bile herkes kendince bir çalışma gayretin sonucunda, neticesinde bir mana veriyor. Vela yu'rafu manahu. Değil mi? Vela yu'rafu manahu velev bi vecimma. Yani bizim açımızda şu an işte bu işte fıkhi meseleler ahkam-ı teklifiyeden olup da müşabih olan herhangi bir lafızda bizim açımızda bir kapalılık söz konusu değildir. Velev bi vecimma, yani en ufak, evet söyle Yasin. Yani tek bir vecihten olsa bile mi? Evet. Peki. Velev fi haddi galebeti zanni, yani ve velev ki o manayı verirken ne yapmış olsa, galebeyi zanla vermiş olsa, ve hazel kaderu ya da ve hazel kadru kafin fi babil fıkhiyatı, zaten fıkıh meselelerinde bu miktar yeterlidir. Galebeyi zanla ne yapar? Diyelim ki müçtehit alim oradaki murat mananın ne olduğunu beyan edebilir. Merati bu hadil aksami, peki bu kısmın mertebeleri vardır arkadaşlar. İnne hadil aksamel erbaate murettebetun, yani bunlar tertip edilmiştir. Hasebe tertibi ha fil zikri, zikredilirken zaten tertibe riayet edilerekten zikredilmişlerdir. Fel hafiyyu ednaha, hafi bunların neyidir? En Düşüyor. düşüdür. Vel müteşabihu alaha, müteşabih de en üst derecededir. Yani kapalılığı en fazla olan. Evet. Vel hafiyyu ednaha, yani hafide ne var? Yanlış mana vermeyelim. Kapalılık daha azdır, değil mi? Evet. Hafi yani kapalılığı en az olan, Vel müteşabi kapalılığı en fazla olan. yani en kapalılık hususunda zirvede olan, çünkü en sona zaten bıraktı onu. Kema huve zahiru min tefasiliha meslu el mesdureti min tefasiliha el mesdureti, tafsilatta yazdığı şekilden anlıyoruz. Yani en az kapalılıktan en son, en çok kapalılığa doğru gelmiştir. İrtibatuha fi ma beyneha, evet bunların arasındaki irtibata gelince arkadaşlar, kel irtibati el vaki'i beyne aksami taksimi sabiki, bir önceki taksimattaki vaki olan irtibat gibidir. Ve beyne mutekabilati hadir aksami, yani bunda ne yapıyoruz? Bir önceki taksimattaki işte mukabele ediyoruz. Ve lida kad zukire enne hukmel müşkili emrani, değil mi? Müşkilin şöyle zikredilmiş. Müşkilin arkadaşlar iki durumu vardır. Talabul maani ve teemmülü fiha, orada hem mananın talep edilmesi söz konusudur, hem de müçtehit alimin biraz düşünmesi lazım. Bir tayinil muradi, murat mananın tayini için. Kemadekeru, öyle demişler. Enne hukmel mücmeli el istifsaru. Yani mücmelin hükmü nedir?
istifsardır. İstifsar nedir ya Yasin? Araştırmak değil mi? Yani tefsir istemek Seyda. Yani bir öncekinde hiç tefsir istemeden az bir düşünmek de bulabiliyorduk. Bunda sırf düşünmek işe yaramıyor. Evet. Şairlikten bir tefsir istiyoruz. Ve talabul mani, bir de mananın talebi söz konusu burada. Ve ta'yinuha bit teemmuri vel karayini, mücmelde manayı tayin etmek için işte düşünmek lazım. Karinelere başvurmak lazım arkadaşlar. Peki.